Küçük Sinan'ın Büyük Hayalleri dinleme metni cevapları ve soruları Bilim ve Kültür Yayınları 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı sayfa 107, 108, 109, 110 Milli Kültürümüz teması Küçük Sinan'ın Büyük Hayalleri dinleme metni cevapları 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları sayfa 107 cevabı Hazırlık Mimar Sinan'ın eserlerine ait görselleri sınıf panosuna asıp inceleyiniz. Cevap, bu etkinliği sınıfa getireceğiniz görsellerle sizler yapmalısınız. Metni dikkatli dinleyiniz. 1. Etkinlik 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları sayfa 108 cevabı. Aşağıdaki kelime grubunun size hatırlattıklarını yazınız. Cevap, taş, tarih, bina, usta, çimento, kalıp. 2. Etkinlik aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1. Sinan ve ailesi nerede yaşıyormuş? Cevap, Kayseri. 2. Sinan'ın en büyük hayali neymiş? Cevap, büyüyünce büyük mimari eserler yapmayı hayal edermiş. 3. Sinan'ı İstanbul'a kimler getirmiş? Cevap, Osmanlı Sarayı'ndan gelen görevliler. 4. Sinan, İstanbul'da ne olarak yetiştirilmiş? Cevap, Yeniçeri Ocağı'nda asker olarak yetiştirilmiş. 5. Sinan, Van Gölü'nü geçmek için nasıl bir çözüm bulmuş? Cevap, Sinan, gölü geçmek için gemiler yapabileceğini söylemiş. 3. Etkinlik 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları sayfa 109 cevabı. Aşağıdaki cümleleri metindeki olayların oluş sırasına göre numaralandırınız. Cevap 4. Katıldığı İran Seferi sırasında Van Gölü'nü geçmek için gemiler yapmış. 1. Sinan, ailesiyle birlikte Kayseri'de yaşarmış. 5. Seferden sonra padişah ona yüksek bir rütbe vermiş. 2. Saraydan gelen görevliler onu İstanbul'a götürmüş. 3. Yeniçeri Ocağı'nda asker olarak yetiştirilmiş, orduda görev almış. 6. Zamanla baş mimarlığa kadar yükselip hayallerine kavuşmuş. 4. Etkinlik Mimar Sinan'ın eserlerini araştırınız. Bu eserlerden birini tanıtan bir yazı yazınız. Cevap, Sinan, 1548'de tamamlandığı Şehzade Camii'ni çıraklık eseri, 1557'de tamamlandığı Süleymaniye'yi kalfalık eseri, 1575'te ibadete açılan Selimiye'yi ise ustalık eseri olarak nitelendirdi. Selimiye Camii, Osmanlı Padişahı 2. Selim döneminde Mimar Sinan'ın yaptığı ve Osmanlı'nın önceki başkenti Edirne'de bulunan bir külliyedir. Mimar Sinan'ın 80 yaşında yaptığı ve ustalık eserim şeklinde nitelendirdiği camidir. 5. Etkinlik 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları sayfa 110 cevabı. A. Gelecekle ilgili hayalleriniz nelerdir? Kısaca aşağıya yazınız. Cevap, gelecekte vatanıma, milletime, ülkeme hayırlı ve faydalı bir birey olmak istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. B. Başarıya ulaşmak için neler yapmalısınız? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız. Cevap, başarıya ulaşmak için çok çalışmak, azimli ve kararlı olmak gerekir. Ancak bu şekilde başarı gelir. C. Yazdıklarınızı gözden geçiriniz. Yazım ve noktalama hataları varsa düzeltiniz. Cevap, yazdıklarımda herhangi bir imla hatası görmedim. 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Milli Kültürümüz teması sayfa 107, 108, 109, 110 Küçük Sinan'ın Büyük Hayalleri dinleme metni etkinlik soruları ve cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.